Merhabalar sevgili gençler, ben SML Hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. 11. haftamızdayız. 11. haftada daha öncesinde de belirttiğim gibi fonksiyonların içerisinde fonksiyonların dönüşümlerini anlatmamıştım ben. Fonksiyonların dönüşümlerini şimdi hemen bu videoda işleyeceğiz. Yaklaşık olarak bir 12-13 sayfalık bir PDF sevgili gençler. Video kısa sürecek, yani 25-30 dakika kadar sürebilir. Haberiniz olsun. Şimdiden sizlere iyi dersler diliyorum ve dersime başlıyorum. İlk olarak birinci dönüşümümüz y eşittir fx artı b dönüşümü. Bakın fx fonksiyonuna sonrasında bir b sayısı, yani bir sayı eklersek fx fonksiyonun grafiği verilecek sevgili gençler. A seçeneğinde diyoruz ki b reel sayı, pozitif reel sayı olmak üzere fx artı b fonksiyonun grafiği fx fonksiyonun grafiğinin y ekseni boyunca pozitif yönde b birim ötelenmiş halidir. Yani artı b ekliyorsan grafiği o kadar yukarı kaydıracaksın diyor. Eğer b pozitifse yine ve bu b'yi bu sefer çıkarıyorsam da bu sefer fonksiyonun grafiğinin aynısını tutacaksın ve aşağıya doğru öteleyeceksin. Diyor ki örnekte r'den r'ye tanımlı x kare fonksiyonu verilsin. Y eşittir fx artı 6 ve y eşittir fx eksi 3 bölü 2'nin grafiklerini çiziniz demiş. Hemen bir tane kartezyen koordinat sistemi çizelim sevgili gençler. Ve diyelim ki şu bizim x kare fonksiyonumuz, tam olarak 0'a 0'da tepe noktası olan bir parabol. Şimdi bu fx ise sevgili gençler, fx eşittir x kare demişti ya. Pekala, fx artı 6, yani bunu farklı bir renkle çizelim. Bakın şurası eğer 6 ise bu sefer benim fonksiyonumun grafiği aynen şu olacaktır arkadaşlar. Yani ben bunu 6 birim yukarı taşımış olacağım. Diğerinde de bak kaç çıkarmış, 3 bölü 2 çıkarmış. O zaman ben diyeceğim ki şurası eksi 3 bölü 2'dir diyeceğim ve benim fonksiyonum bu sefer işte buraya kadar kaydıracağım ve buradan geçecek diyebiliriz. Şöyle yapabiliriz. Anlaştık mı? Aşağı yukarı kaydırıyoruz eğer fx'e eklemişsek. Pekala. Devam edelim sevgili gençler, ikinci sayfamızda. Şekilde f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. G bu, f de bu. Buna göre gx fonksiyonunun fx türünden ifadesini bulunuz demiş. Şimdi bakalım bunlar önce birbirine paralel mi değil mi? Ben bunların paralelliğini araştırırken ne yapıyorum? Bakın sevgili gençler, şurası 5 bölü 2 birim. Bölü şurası kaç birim? 5. Bunu buna bölersen ne gelir? 1 bölü 2. Peki acaba eşit mi? Paralel olması için eşit olması gerekiyor. 3 bölü 2'nin 3'ü oranına. 3 bölü 2 bölü 3. 3'ler sadeleşirse bu da 1 bölü 2 gelir. Demek ki 1 bölü 2, 1 bölü 2 eşitse bunların eğimleri eşit. Yani bunlar paralel. Eğer ki bunlar paralelse biri diğerinin aşağıya veya bir öteki de diğerinin yukarıya ötelenmiş halidir. Peki ne kadar ötelenmiştir? 5 bölü 2'den 3 bölü 2'ye kaç fark var sevgili gençler? Şurada 1 birim var. Madem öyle ben gx'i eşittir fx'in üzerine 1 birim ekleyerek demek ki bulabiliyormuşum sevgili gençler. Cevabımız fx artı 1 olacak deriz. Geçtim 3. sayfama. Y eşittir fx fx artı a dönüşümü. Yani bu sefer dışarıdan bir sayı eklemiyoruz da a gibi, b gibi, c gibi. Bu sefer x'in yanına ekliyoruz a diye. A bir pozitif reel sayı olmak üzere fx eksi a fonksiyonun grafiği fx fonksiyonun grafiğinin x ekseni boyunca pozitif yönde, yani sağa doğru kaydırılmasıdır. Bakın çıkarıyorsak sağa doğru, ekliyorsak da sola doğru kaydıracağız sevgili gençler. Bir başka şekilde ifade edecek olursak x eksi a ifadesi sıfıra eşitlediğimizde a sayısı pozitifse pozitif yönde, negatifse negatif yönde öteleyeceğiz diyoruz. Peki şuna bir bakalım hadi. A sıfırdan farklı olmak üzere fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolünün simetri ekseni eksi 2'dir. Yani bizim bir tane parabolümüz varmış arkadaşlar. Şu şekilde bir parabol çıkaralım ve simetri ekseni de eksi 2'ymiş. Yani tepe noktası eksi 2 noktası demiş. Mesela şöyle bir parabol olabilir bu. Şu şekilde bir parabol ve bunun simetri ekseni de neredeymiş sevgili gençler? Eksi 2'de. Bakın burası x eşittir eksi 2, simetri doğrusu. Fx artı 3. Şimdi burada ben 3'ü eklediğim için, 3 pozitif bir sayı eklediğim zaman bunu dengelemesi için sol tarafa doğru kaydırmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunu bu tarafa kaydıracağız. Yeni parabolümüz bu olacak. Peki eksi 2 değil de ne olur bu sefer arkadaşlar? Eksi 5 olur 3 birim kaydırıyorsak sol tarafa. Ve yeni parabolümüz de şu şekilde bir parabol olacaktır. Ve bunun da simetri ekseni x eşittir eksi 5 olacaktır. Dolayısıyla işte bu simetri ekseninin denklemi x eşittir eksi 5 doğrusudur deriz. Geçtik 4'e. Fx eşittir x kare fonksiyonu veriliyor. Fx artı 2 eksi 4'ün grafiğini çiziniz. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu şöyle yapacak olursak. Şu benim x kare fonksiyonumdu zaten. Şöyle gösterelim biz bunu. Hop şöyle. Bu x kare. Şimdi bakın ben buna
2 birim sola öteleyecekmişim. Bakın 2'yi eklediğine göre 2 birim sola öteleyecekmişim. 2 birim sola ötelersem şu şekilde bir fonksiyon bulurum ve burası artık 0 değil eksi 2 olacaktır. Ve diyor ki 4'te çıkaracaksın. 4 çıkaracaksak sevgili gençler, ama 4'ü dışarıda çıkarıyoruz. Dolayısıyla 4 birim de aşağıya öteleyeceğiz. Yani şurası eksi 4 olacak. Eksi 2 için eksi 4'ten geçen tepe noktası bir parabol olacak sevgili gençler. Yani o parabol de bu. Demek ki bizim doğru cevabımız da işte buradaki maviyle gösterdiğimiz grafik olacak sevgili gençler. Hemen 3. dönüşümümüze bakalım. K çarpı fx dönüşümü. Bu önemli. K 1'den büyük ve K pozitif reel sayı olmak üzere K çarpı fx fonksiyonunun grafiği y eşittir fx fonksiyonunun grafiğinin bir K çarpanı kadar y ekseni boyunca genişletilmiş halidir. Ama genişletilmiş hali, yani öyle kökü mökü değişecek mi birazdan göreceğiz. K 1'den küçük ve pozitifse y eşittir K çarpı fx fonksiyonunun grafiği de fx fonksiyonunun grafiğinin bir K çarpanı kadar y ekseni boyunca sıkıştırılmış halidir. Yani bunu şu şeyler vardı ya, şöyle bir çalgı var ya, hani böyle çekip bırakarak çaldığımız bir çalgı, ismini şu an tam hatırlamıyorum. İşte ona benziyor. Aslında biz fonksiyonun, yani şu şekilde bir fonksiyon grafiği olsun. Ben bu fonksiyon grafiğini eğer daraltıyorsam şu hali alıyordur. Bakın biraz daha daralmış halidir. Açıyorsam da sevgili gençler şu hali alacaktır. Yani biraz daha genişletmiş, şuradan ve şuradan sanki ipi tutup biraz daha genişletmiş halidir. Ama bunların uzunluğu veya işte köklerinin noktaları falan hiçbir şekilde değişmeyecek. Birazdan göreceğiz. Burada dikkat edilmesi gereken husus fx fonksiyonunun grafiğinin k katını alarak elde ettiğimiz grafikte x eksenini kesen noktaların değişmediğidir. Bakın az önce söylediğim muhabbet. Kökler hiçbir zaman değişmeyecek. Sadece fonksiyon kolları uzayıp daralacak. Bu kadar. Peki örneklere de bakacağız ama önce 4'ü işleyelim. Fx fonksiyonun grafiği verilsin. K 1'den büyük ve K pozitif olmak üzere y eşittir f k çarpı x. Bakın az önce k dışarıdaydı, şimdi x'i çarpacağız. Fonksiyonun grafiği fx fonksiyonun grafiğini bir k çarpana kadar x ekseni boyunca sıkıştırılmış halidir. Yani sevgili gençler, şöyle bir grafiğimiz varsa bunu x eksenine göre sıkıştıracaksak bu sefer alttan üstten sıkışacak değil mi? Dolayısıyla sevgili gençler bakalım x ekseni boyunca sıkıştırılmış halidir. X eksenine sıkıştıracaksak bu sefer bu nasıl olacak? Sağdan ve soldan sıkıştırma olacak. Yani az önce buranın yarısı şimdi birazdan minyatürleşmiş hali olacak. Bir üsttekinde şurada sevgili gençler bakın bunu alttan üstten çekiyorduk. Yukarı aşağı doğru uzayıp kısalıyordu. Şimdikinde ise sağa sola doğru uzayıp kısalacak, haberiniz olsun. K 1'den küçük ve K pozitif reel sayı olmak üzere K çarpı X FKX fonksiyonun grafiği FX fonksiyonun grafiğinin bir K çarpanı kadar X ekseni boyunca genişletilmiş halidir. Pekala. Y eşittir FX, FX eşittir X artı 2 fonksiyonu veriliyor. 3 tane FX fonksiyonun grafiğini çiziniz demiş. Bakın sevgili gençler, önce X artı 2'nin grafiğini bir çizelim sizde. Şu bir ya da şöyle çizsek daha mantıklı olur, daha güzel olur. Şu benim x eksenim, bu da benim y eksenim olsun. Fx artı 2'yi çizeceğim. 0 için 2'den geçer sevgili gençler. Eksi 2 için de 0'dan geçer. Yani benim normalde grafiğim işte şu doğru sevgili gençler. Şöyle çizelim bakalım. Şimdi ne diyor? Bunu diyor 3 ile çarp diyor. Eğer bunu 3 ile çarparsam ne olur? 3x artı 6 olmaz mı? Şimdi ben x'e 0 verirsem bu sefer biraz bunu genişletelim, şöyle uzatalım. Ben x'e 0 verirsem sevgili gençler nereden? 6'dan geçecek. Yani 2'den değil 6'dan geçmiş olacak. Ama kökümüz hala aynı, eksi 2. O halde sevgili gençler bu fonksiyonun grafiği şu şekilde bir grafik olur diyeceğiz. Yani şurası biraz olmadı ama biz ona bir kılıf uydururuz. Şu şekilde yazabiliriz. Bakın az önce fonksiyonun grafiği az birimde daha az artmıştı ama şimdi aynı birimde daha fazla arttı. Yani ne olmuş oldu? Biz bunu sağdan soldan basmış olduk sevgili gençler. Geçtik bir diğer sorumuza. Aşağıda fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre bakın f'in grafiği bu. A ve b diye iki tane soru sormuş ve biz bu iki sorunun cevabını arayacağız. Bakın f2x denkleminin kökler toplamı sorulmuş. Şimdi bana siz f fonksiyonun köklerini bir söyleyin. F fonksiyonun köklerinden bir tanesi, yani bunu sıfırlayan değerlerden birisi f-2, diğeri de f4 sevgili gençler. Peki ben neyin kökünü arıyorum? Gene f'in ama içeride 2x yazsın istiyorum bu sefer. Peki o zaman ben bu 2x'i bir eksi 2'ye bir de 4'e eşitlerim arkadaşlar. Peki 2x eksi 2 eşitse x kaçtır? Eksi 1. Ve 2x 4'e eşitse x kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Bunun kökler toplamı sorulmuş. Kökler toplamı 1'dir deriz. Bunun cevabı ne olacakmış? 1. Ya da siz bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Bu nasıl olsa içerisi 2 ile çarpılmıştır. Madem içerisi 2 ile çarpıldı, bu x ekseni boyunca kısalıp daralacaktı. Dolayısıyla sevgili gençler
Burası eksi 1'e, eksi 1'den. Burası da 2'den geçer. Nasıl olsa daralttık biz bunu. Yani burası 2, burası eksi 1 deyip eksi 2 ile artı 2 ile eksi 1'i toplayıp 1 diyebilirdiniz. Ya da madem burası 2 katı, kökler toplamı da yarıya düşer. 4 ile eksi 2'nin toplamı 2'dir. Yarısı kaçtır? 1'dir. Yani her türlü siz bulmak istedikten sonra bulabilirsiniz mantığınızı yürüttüğünüz takdirde. 2 çarpı fx fonksiyonunun grafiğini çiziniz demiş. Bir kere fx olduğu için kökler değişmeyecek. Kökler değişmediği için arkadaşlar burası da 2 ile çarpıldığı için bütün alacağı değerler 2 katına çıkacaktır. Yani benim parabolüm birazcık daha şu şekilde yukarıdan dönecek ve yine 4'ten geçecek diyebiliriz sevgili gençler şu şekilde. Yani siz anladınız olayı. Şimdi dikkat edilmesi gereken husus bir husus. Eksi fx fonksiyonun grafiği de fx fonksiyonun grafiğinin x eksenine göre simetridir. Yani bu fonksiyonun ben grafiğini çizecek olursam burası fx'in grafiği sevgili gençler. Şimdi fx'in grafiği buysa eksi fx'in grafiği nedir? X eksenine göre simetridir. Yani ben bunu bu şekilde alırım ve yukarıya taşırım. Bu eksi fx sevgili gençler. Eğer ki eksi fx'e ben 3 eklersem, yani burası 2 idi ya, 3 daha eklersem ne olur arkadaşlar? Hemen şu şekilde şuraya çizelim çünkü orada yerimiz kalmayacak. Biraz yamuk çizmiş olabilirim, kusura bakmayın. Az önceki grafiğimiz şuydu. 2. Ben 3 birim yukarı taşırsam burası 5 olur ve benim grafiğim bu sefer bu şekilde olur. Yani 3 eksi fx dediğimiz grafik işte budur sevgili gençler. Fx hangisiydi bu arada? Fx de buydu. Evet, devam. Bir sonraki dikkat etmemiz gereken husus f eksi x fonksiyonun grafiği. O neymiş sevgili gençler? F fonksiyonun grafiğinin y eksenine göre simetriyi alınarak elde edilir. Peki şimdi bize şu grafiği vermiş, bu fx'in grafiği ve diyor ki f eksi x'i bul. Bakın sevgili gençler, y eksenine göre simetri alacaksam hem sol tarafı sağ tarafa hem de sağ tarafı sol tarafa taşımam gerekiyor. Dolayısıyla sağ tarafı sol tarafa taşırsam, bakın şuradaki parçayı görmeyin şimdilik. Buradan bu şekilde alırım. Hop, aşağı doğru indirdim ve yukarı doğru şu şekilde çıkardım. Daha sonrasında şu kısmında ben simetriyi alırsam o kısımda şu şekilde gelecektir. Yani şurası 1'dir. Yani şurası eksi 3'tür. Bakın burası 3'tü. Burası eksi 3. Burası eksi 1'di. Burası 1 oldu. Burası 2'ydi. Hala 2 çünkü y ekseni üzerinde, aynanın üzerindeki görüntünün simetriği yoktur. Demek ki kırmızı fonksiyon fx ise mavi fonksiyonda f eksi x olacakmış diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim 9. soruma. Diyor ki aşağıda mavi renkte fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Fx fonksiyonun bazı dönüşümlerden sonraki grafikleri ise kırmızı renklerle gösterilmiştir. Buna göre yukarıdaki fonksiyonlardan hangisi kırmızı renkli fonksiyon grafiklerden birine ait olamaz? Çok güzel, konuyu tekrar edebileceğimiz bir soru. Peki bir bakalım şimdi sorumuza. Bakın fx'in sevgili gençler bir ucu burada, diğer ucu burada, yani 1'e 3 birim. Bakınız burada da 1'e 3 birim var. Peki bu 1'e 3 varken burası sevgili gençler kaçta? 3'te. Burası kaçta? 7'de. Yani bir kere 4 eklenmiş. Bu bir. İkincisi şu uç, bu nokta kaç birim yukarı taşımış? Bakın burada 3 birim. Yani yukarıya doğru 3 birim taşınacak. Sağa doğru da 4 birim taşınacaksa f x eksi 4 artı 3'tür diyebiliriz. Şuradaki 1 numaralı grafik. Peki böyle bir şey var mı? Bakın var burada. Şimdi ben şu grafiğe bakayım. Bakın buradayken buraya düşmüş. Yani 1 bölü 3 katı alınmış. Var mı? Var. Bakın sevgili gençler, y eksenine göre simetri alınmış. Yani f eksi x mi olmuş? F eksi x fonksiyonu var mı? Var. Şimdi biz şunu bulduk, bunu bulduk, bunu bulduk. Bir tek bu kaldı. Bu da nasıl yapılabilir? Bir kontrol edelim şimdi. Gençler, bir şöyle düşünelim bakalım. Peki bu fonksiyonun grafiği fx bölü 3 müdür? Yoksa eksi fx artı 4 müdür? Bir kere pozitif taraftayken negatif tarafa düştüğü için eksiyle çarpılmıştır. O halde cevap, yani bu da doğru. O halde cevap 4'tür. Yani bu fonksiyondur. Cevabımız 4 olacak. Sebep, şimdi fx bölü 3 demiş ya, zaten 3 birim kısalması lazım. Nerede sevgili gençler? X ekseni üzerinde, özür diliyorum, uzaması lazım. Dolayısıyla uzamadığı için, yani bu buraya geçtiği için, negatif tarafa geçtiği için eksiyle çarpılmıştır dedik. Dolayısıyla sevgili gençler cevabımız 4 oldu dedik. 10. sayfamızdayız. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da şu. Fx'in mutlak değeri. Bu fonksiyonun grafiği f fonksiyonun grafiğinde sadece ama sadece x ekseninin altında kalan kısımların x eksenine göre simetrinin alınmasıyla bulunur. Diyor ki mutlak fx eşittir 1 denkleminin farklı köklerinin sayısı kaçtır, ama bize neyi vermiş? Fx'i vermiş sevgili gençler. Şimdi ben mutlak fx'i bulacaksam, bunu hangi kalemle çizerim? Kırmızıyla çizelim. Sadece ama sadece x ekseninin altında kalan kısımların üst kısmına göre simetriğini alacağım. Yani
Sadece şuradaki kısmını alacağım. Dolayısıyla sevgili gençler, bunu ben bu şekilde çıkarırım. Kaça kadar? 2'ye kadar çıkarırım. Ve daha sonrasında da şuradan şunu da şu şekilde alırız. Tamam mı? İşte bizim grafiğimiz şu kırmızıyla çizdiğimiz grafik olur deriz sevgili gençler. Sadece ama sadece kırmızıyla çizdiğimiz. Peki, şimdi şurasının ben 2 olduğunu biliyorum. Bunun, yani az önce çizdiğimiz kırmızı grafiğin 1'e eşit olduğu kaç tane farklı kök vardır diyor. 1 nerede? Şurada bir yerde bakın. 1 oradaysa hop şunu çekerim şu şekilde paralelimi. X eksenine paralel çekerim. Şimdi burası 1 ya, kaç tane noktada kesmiştir? 1, 2, 3, 4 tane noktada kestiği için 4 tane de sevgili gençler kökü vardır bu denklemin diyebiliriz. 11. sayfadayız. Yine dikkat etmemiz gereken bir husus daha. F mutlak x fonksiyonun grafiği şekildeki gibi çizilir diyoruz. Eğer ki x'ler sıfırdan büyük veya eşitse normal fx'tir bu, ama x'ler sıfırdan küçükse f eksi x'tir. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz sevgili gençler? Şunu yapacağız. Fonksiyon zaten y ekseninin sağ tarafında kalan kısım aynı kalacak. Y ekseninin sol tarafında kalan kısım da sağ tarafa gibi davranacağı için sağ tarafın simetriği sadece sol tarafa alınacak diyoruz. Peki bakalım. Ya bu arada şuna da bakalım. Y eşittir fx ve y eşittir f mutlak x grafikleri y ekseninin sağ tarafında aynıdır. Az önce söylediğimiz olay. F mutlak x'in y ekseninin sol tarafındaki grafiği de fx'in y ekseninin sağ tarafındaki parçalarının y eksenine göre simetrisi alınarak bulunur. Bir bakalım şimdi sorumuza, daha güzel anlayacağız. F mutlak x'in grafiğini çizin demiş. Bu neyin grafiği? Fx'in. Peki biz ne demiştik? Sağ taraf zaten aynı kalacak. Sol taraf sağ tarafın simetri olacak. Yani sadece sağ tarafın simetriğini ben şu şekilde alacağım sevgili gençler. Şuraya da ne yazmam gerekiyor? Eksi 3. Burası da zaten eksi 2 idi. İşte bizim şu siyahla gösterdiğimiz grafik arkadaşlar, bundan sonra bu değil, f mutlak x'in grafiğidir diyebiliriz sevgili gençler. Geçiyorum arkadaşlar. Bu da son sayfa. Son sayfada yine dikkat edilmesi gereken bir uyarı daha. Reelde tanımlı bir f fonksiyonu verilmiş olsun. Bütün x eleman reel sayıları için f eksi x, eğer ki fx'e eşitse bu f dediğimiz fonksiyon çift fonksiyondur. Biz çift tek fonksiyonu daha öncesinde işlemiştik. Şimdi grafiklerine bakıyoruz. Eğer ki bakın f eksi x fx'e eşitse, yani bu ne demek? Y eksenine göre fonksiyon simetrikse demek. F fonksiyonu çift fonksiyondur diyoruz. B'de de diyor ki eğer ki f eksi x eksi fx'e eşitse o zaman da f tek fonksiyondur ve tek fonksiyonların grafikleri de orijine göre simetriktir. Burada size şöyle bir ekstradan parantez açmak istiyorum. Çoğumuz tek fonksiyonların orijine göre simetrik olduklarını biliriz ama orijine göre simetri nasıl alınır bilmeyiz. Peki orijine göre simetri nasıl alınır? Orijine göre simetriyi sevgili gençler, burada bir A noktası varsa önce y sonra x veya önce x sonra y eksenine göre iki defa simetri almandır. Önce bunun buraya göre simetrisini alırsın. Buraya A üssü dedik. Daha sonrasında bunun da buraya göre simetrisini alırsın. Buraya da A2 üssü dersin. Ve böylelikle bunun orijine göre simetri olan noktayı bulmuş olursun. Yani bunun simetriği orijine göre budur deriz sevgili gençler. Buna da değindikten sonra aşağıdaki verilen fonksiyonların tek ya da çift olup olmadıklarını belirleyiniz demiş. Belirleyelim hadi. Bakın bu fonksiyon zaten ax küp fonksiyonuna çok çok benzer bir fonksiyon ve tek fonksiyondur. Neden? Çünkü orijine göre simetriktir. Hocam burası orijine göre simetrik olur mu, saçmalama falan dersen de ben sana bunu şu şekilde gösterebilirim. Önce al bakalım sadece şu parçanın, bakın siyahla gösterdiğim parçanın önce x eksenine göre simetriğini alalım, aldık. Şimdi de y eksenine göre simetrini alalım, aldık. İşte sevgili gençler, şuradaki fonksiyon elde edilmiş oldu. Yani bu fonksiyon orijine göre simetriktir. Dolayısıyla bu fonksiyon tek fonksiyondur deriz. Bu bir. İkincisi, şimdi şuna bakalım. Orijine göre mi yoksa y eksenine göre mi simetrik? Y eksenine göre simetrik olmadığı açık. Peki orijine göre mi simetrik? Bakın bu sefer sol taraftaki parça için çalışalım. Yani şu parça için. Önce x eksenine göre simetriğini aldım. Sonra da y eksenine göre simetriğini aldım. Bakın buranın simetriği burası oldu orijine göre. Demek ki bu da tek fonksiyondur. Bakın bu fonksiyon da y eksenine göre simetrik olduğu için şununla şu, şununla şu. Bunların uzaklıkları her biri birbirine eşit olduğu için sevgili gençler, bu da y eksenine göre simetrik olduğundan biz bu fonksiyona çift fonksiyon deriz. Yani cevabımız tek, tek ve çift olacakmış sevgili dostlar. Geçtim arkadaşlarım son soruma. F fonksiyonun grafiğini orijine, g fonksiyonun grafiği de y eksenine göre simetriktir. Yani f fonksiyonu nasılmış? Tek fonksiyon. G fonksiyonu da nasılmış? Çift fonksiyon diyeceğiz. Bu 1, bu da 2. F3'ten g3 çıktığında 5 kalıyormuş. Buna göre demiş. Bu ne demek arkadaşlar? F-3 ile G-3'ün toplamı mı demek? Peki
F fonksiyonu tek fonksiyonsa ben bunu eksi F3 biçiminde yazarım. G fonksiyonu da çift fonksiyonsa ben bunu da G3 diye yazarım. Şimdi bu sorulmuş bize. Ve şu da verilmiş. F3 eksi G3 de bize verilmiş. Kaçmış? 5'miş. E gel alttakini eksiyle çarp. Çarp kardeşim. Eksi F3 artı G3 yapmaz mı? Şimdi alttakini eksiyle çarparsan burası da eksi 5 olur. E bunun da cevabı o zaman. Bakın buradakiler aynısı geldi zaten. Cevap neymiş? Eksi 5'miş diyebiliriz. Evet şimdi hızlıca bitirdik bu konuyu. Bence konunun genel hatlarını nasıl, neyin nereden nasıl geldiğini çok iyi anladın. Bununla alakalı sorular çözdüğün zaman ki acil matematiğin AYT soru bankasının ilk kısmında zaten bu tarz sorular fazlasıyla mevcut. Hemen bunlarla alakalı sorularını çözdüğün zaman bir rahatlayacaksın. Bir rahatlama gelecek ve artık fonksiyon kısmını 3 haftadır fonksiyonlar kısmından konusundan ben sana video atıyorum ve sen de artık fonksiyon kısmının oturması lazım. Oturmadıysa biraz daha soru çözebilirsin. Bu bir. İkincisi şimdi geçeceğimiz konuda sevgili gençler eşitsizlikler. Bunu zaten rehberlik videosunda duyurusunu yapmıştık. Eşitsizlikleri de çok iyi dinledikten sonra zaten kısa bir PDF olduğunda söylemiştim ben size. Çok iyi dinledikten sonra senin için artık ikinci dereceden denklem, eşitsizlik ve parabol ortadan kalkmış olacak. Dolayısıyla bunlarla alakalı da bol miktarda soru çözmen gerekiyor senin. Peki bir sonraki hafta? Bir sonraki haftayı iple çekin arkadaşlar. Çünkü gerçekten sağlam bir problemler serisi geliyor, haberiniz olsun. Evet, bu videonun sonuna geldik. Diğer videolarda ve diğer sorularda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.